Kerem solda tabii bir tane olacak o zaman. Ya onu artık hoca karar Hayır, verecek. şunun için söylüyorum. Şimdi Barış Alper Yılmaz transfer edildi. Kerem Aktürkoğlu var ama Galatasaray bir sağ kanat oyuncusu daha düşünüyor. Bildiğim kadarıyla en Ya o azından öyle. zaman şöyle bir şey var. Emre Kılıç var. Hı. Emre Akbaba var. Arda var. Yerli sayısı fazla. Onu kadronun belirli maçlarda belli değişimleri mutlaka olacaktır yani. Ya her Üç maç 3 tane yerli lazım olduğu için zorunlu. acaba şeyi, yani şunu söylemek istiyorum ben. Galatasaray'da şimdi Berkan Kurtlu bu sezon ağırlıklı olarak forma giyecektir. En azından bunu Şu anda gösterebiliyor. ilk maçında gösterdi. Yerli olarak ilk üçün arasında bir numarayı Berkan'ın yazılacağını çok net bize gösterdi. Muhtemelen Taylan da aynı şekilde ağırlıklı olarak forma giyecektir. Geçen sezon Galatasaray'da sezonun en iyi oyuncularının Taylan arasındaydı. geçen sezon öyle ama burada bu sene yani orada o garantiye Yani vermiyor. Galatasaray'ın savunma dörtlüsü ve kalesi yabancı olacak gibi görünüyor. Yani kalede Hı Muslera, hı. savunmada Sacha Boey, Arnold beklerdi. Stoper ikilisi de Nelson ve Nelson, Marka olacak gibi görünüyor. Burada belki bir alternatif bazı maçlarda stoper ikilisinden birinin yerli kuralında düşünerek Alparslan olabileceğini söyleyebilir miyiz? bu hafif maçlarda olabilir. Yani orada eğer şampiyonluğa Hı. oynuyorsanız, eğer hedefiniz varsa o başlangıçta hani direkt olacağını zannetmiyorum. Burada en büyük sıkıntı Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe kalecileri yerli. Evet, Türkiye'nin en iyi kalecisine hakimsiniz ama 3 tane yerli varsa bunun bir tanesi kaleci olması gerekir normal şartlarda yani. İşinizi kolaylaştırır yerli Belki olmanız. önümüzdeki günlerde eğer yeni bir kaleci transferi yapılır mı bilmiyorum. Geçen maç bu maç için mesela yine Muslera cezalı olduğu için İsmail Çipe ya da Berk Balaban ikisinden birisi forma giyecek. Belki bazı maçlarda yerli kaleci de görebiliriz. Çünkü Muslera'nın formsuzluğu mu diyeyim ya da şanssızlık mı diyeyim ama Muslera bu dönüşte hiç olmadığı kadar formsuz başladı. Evet, savunma oyuncularının da bu hatalarda şeyi var, payı var mutlaka. Bunu da ifade etmek lazım. İlk maç Ömer Marka ve Muslera'ya gelen bir geri pası. Son maçta yiyip gol yedirdiği, kırmızı kart gördüğü pozisyonda Aytaç'ın geri pası. Gelen topa vursa olmayabilirdi. O da fazla özgüvenden. Ama hata da böyle bir şey. Geldiği zaman arka arkaya geliyor. Muslera mutlaka toparlayacaktır. Ama yerli kaleci hakikaten olması lazım derim ben çünkü. Yani şu andaki eğer 3 tane yerli olacaksa bir tanesi orada olması lazım Ya derim. bir de Galatasaray'ın muhtemelen kanatlarından bir kanadı en azından yerli oyuncu olacaktır. Şimdi baktığın zaman Emre Barış abi, Kılınç da bu şimdi sezon, geçen sezon evet. Emre Kılınç mesela çok göz önüne çıkmamıştı. Hatta ligin ikinci devresinde çok fazla yedek kalmıştı. Bence bu sezon Emre Kılınç'a da çok fazla iş düşecek Galatasaray'da. Düşecekse neden şimdi düşmedi? Ona bakmak lazım. Yani son Saint Johnstone maçında Emre Kılıç oynamadı mesela orada. Aytaç oynadı. Oyundan çıktı, kırmızı kartla tekrar girmedi. Yani Emre Kılıç'ta da bir 11'de düşüş var. kendine daimi forma şansı bulacak isimler şu an için. Taylan, Berkan ve üçüncü kim olur? Savaşçıoğlu. Kerem gözüküyor. Kerem. Kerem gözüküyor. Ama orada bir Barış Alper Yılmaz örneği var. İkisi bir rekabete girer. İkisi bir rekabete girer. Buradan kim çıkar? Kerem daha önceki tecrübeyle olabilir. İşte diğer taraftan dedim ya yani Arda var, Emre var. Yani giren çıkan olacak tabii onlar ama Emre Akbaba'nın nasıl döneceği belli değil. Hastalandığı sakatlıklar. Belki bir yerli transfer daha olabilir. Her Halil şey olur. Dervişoğlu'nu işte bu noktada. İşte Evet. ben o yüzden de belki Ali Dervişoğlu da buraya gelirse oldukça zorlanacak o zaman. Üç isim arasındaki rekabet gerçekten çok. Bence Fatih Hoca zaten Halil Dervişoğlu'nu ekstra olarak istemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani 3 yerli şartı var Süper Lig'de oynatmak için. Dolayısıyla siz orta sahada iki oyuncu tercihini yapabiliyorsunuz. Savunmada bunu yapamıyorsunuz belki ama Halil Dervişoğlu'yla hem bunu çözmüş oluyorsunuz hem de Halil gibi gelecek potansiyeli yine az önce saydığımız isimler gibi yaşı itibariyle de yüksek bir oyuncuyu kadronuza katıyorsunuz. Bir de tabii ki Mustafa Muhammed'in düşüşü göz önünde Ya bu düşüşlere performans hiç de olarak. anlam veremiyorum ben hakikaten. Bana belki Şimdi Mustafa kızacaklar ama. Muhammed'le ilgili devre arasında satın alma opsiyonu Galatasaray'ın elinde. İstediği takdirde şu an 3,5 milyon euro 4 muydu? milyon euro. 4 milyon euro civarında bir bütçeyle Mustafa Muhammed'in bonservisini alabilir Galatasaray ama bununla ilgili bir adım atıldığını görmüyoruz. Serkan Korkmaz da hep yayınlarımızda özellikle Mustafa Muhammed'in performansına ve bonservisinin alınmamasına vurgu yapar sürekli neden alınmadığına dair. Orada perde arkası nasıl sizce Savaşçıoğlu? Yani neden Mustafa Muhammed'in bonservisi alınmıyor? Aralık ayı mı beklenecek? Belki bunun stresi mi?
Tabii biz antrenman performansını bilmiyoruz futbolcunun ama performansta bir düşüş olduğu gözler önünde. Şimdi düşüşün nedenlerine bakmak lazım. Sadece Mustafa Mehmet üzerinde değil ama Mustafa Mehmet transferi gerçekleşirken çok sürüncemede ve karma karışık bir transfer olmuştu. Menajer olaya girdi, kulüpler girdi. 6 milyon euro net rakam veren kimdi Fransa takımı şimdi aklıma gelmedi. 6 milyon euro. Saint-Étienne 6 milyon euro vermişti. 6 milyon euro vermesine rağmen oradaki inatlaşma Saint-Étienne'e transfer edilmedi. Galatasaray satın alma opsiyonu. 4 milyon dolar bu arada. 4 milyon dolar evet. Hı hı. 4 milyon dolara Galatasaray 1,5 yıl satın alma opsiyonunu verdi. Diğer tarafta Saint-Étienne 6 milyon euro verdi. Ona rağmen gerçekleşmedi. Son dakika, son güne yaklaşana kadar ben de o transferi birebir hem Belçika tarafından hem Fransa tarafından yakinen takip ediyordum. Karma karışık bir menajer olayı vardı. Hatta geçtiğimiz 1,5-2 ay önce kulüpte evraklar yandı. Bonservis anlaşmanın fiyat uçtuğu falan söylendi. Yani yalanlama da gelmedi ona. Tabii Mustafa Mehmet transferinde ya bir karışıklık var. Şu anda da Fatih Hoca'nın en son yaptığı açıklama. Ocak ayını bekleyeceğiz. Hı hı. Ocak ayından sonra karar vereceğiz. Yani Ocak ayına kadar zamanımız var. Şu anda bu Mustafa Mehmet transferini henüz gerçekleştirmedik dedi. Onyekuru transferi böyleydi. Sürekli kiralanan satın alma opsiyonu olmasına rağmen kullanmamıştı. Mustafa Mehmet'teki düşüşe de bakmak lazım. Emre Kılıç'taki düşüşe bakmak lazım. Duyundama'daki düşüşe bakmak lazım. Mustera'nın performans düşüşüne bakmak. Genel anlamda yani bireysel olarak bazı sporcularda ciddi anlamda düşüş var. Yani bunu fizik kondisyon olarak da biz Luyendama'yı mesela sakatlıktan sonra diyoruz ama Luyendama 3 aşağı 5 yukarı hep böyleydi. Sakatlık sonrası biraz daha düşüşe geçti. Az önce sen dedin ya geri dönüşlerde çok fazla hata yapıyor. Geldiği zaman da vardı o ağırlık. Çünkü vücudu yapısı olarak baktığın zaman ağır bir oyuncu. Ama Mustafa Mehmet'in bu kadar iyi başlayıp Fenerbahçe maçında gol atması, sonraki maçlarda arka arkaya gol atması, arkasından Falcao'nun dönmesiyle beraber bir düşüşe geçmesi, Halil geldi. Şimdi son maçlarda oyuna sonradan girdi. PSV maçında oyuna girerken ki yüz haline kameraya yaklaştığı zaman baktım mesela böyle bir mutsuzluk var Mustafa Mehmet'te. Dolayısıyla bunu önümüzdeki günlerde şu anda ben de alınacak diyemiyorum mesela. Çok değerli bir oyuncu. Hatta Muhammed Salah'ın veliahtı olarak gösteriliyordu. Evet, başlangıçta. Yerli Salah deniliyordu. Muhammed Salah'la da hem vatandaşlar hem yakın arkadaşlar. Dolayısıyla burada yabancılık çekebileceği bir yerdeydi. Türkiye'de de çok sıcak karşılandı. Malatya Spor'da takım arkadaşı var. Türkiye'yi seviyor. Ama bir düşüş hakikaten var bu sene yani. Ben maçta dikkatlice izlerken de performansına bakıyorum. Eski o böyle hızlı, hırçın, buna pas almıyor, pas vermiyor. Ya bir futbolcu pas almıyor, pas. Zaten pas almıyorsan pası sen alacaksın, isteyeceksin. Evet, maçın genelinde değil. Ama o hırsını koyacaksın, o isteğini koyacaksın. Fatih Hoca da demek ki onu şu an için yetersiz görüyor ki ben henüz daha bunda konuda kararımı vermedim diyor. Mustafa Mehmet burada bir an önce fabrika ayarlarına geri dönüp tekrar eski o başladığı, geldiği gündeki gibi, geçen sezon devre arasındaki olduğu gibi biraz daha hırslı bir şekilde ortaya koyması lazım. Özel yaşantısına dikkat etmesi lazım. Biz o Mustafa Mehmet'i izlediğimiz anda o zaman deriz Galatasaray bunu alacak diye. Ama bugün Fatih Hoca bunu söylüyorsa mutlaka futbolcu üzerinde bir bildiği vardır. Bu futbolcuya gözdağı mı olur? Ters mi teper? Onu da bilmiyorum. Bunun çünkü bir de bu boyutu var. Eğer sen futbolcuya henüz biz Ocak ayında seni alıp almayacağımız daha belli değil diyorsanız futbolcu buradan aslında mesaj alması lazım. Olumlu yönde. Belki futbolcular bazen çok duygusal olabiliyor. Küsebiliyor. Kapris yapabiliyor. Hakikaten çok zor. Bazen biz hocaları eleştiriyoruz ama bu futbolcu toplumun içinde neler var neler ya. Biz bu anlatamadığımız şeyler var. Bize gelen işte teknik adama, takım arkadaşına karşı yaptıkları oyunlar, kaprisler. Bunun adına ne koyarsak koyalım. Dolayısıyla bekleyeceğiz, göreceğiz. Mustafa Mehmet olayı ben hala geçen yakın zamanda Fransa'dan sordum. Herkeste bir şey var. Şüphe. Ne? Nasıl? Niye? Nasıl oldu? Hani 6 milyon euroya Saint-Étienne'e gitmeyen bir Mustafa Mehmet Galatasaray'a kiralıyor. Galatasaray evet Avrupa'da daha fazla isim yapmamış olması, Galatasaray'a gelip kendi sıçrama olarak daha yukarılara görmesi. Beklenti yüksek bir oyuncu ama biz hala forvetle konuşuyoruz bir taraftan Galatasaray. Cagney'in ne olacağı belli değil. Cagney hala takım bakıyor. Falcao'nun ne olacak? Falcao gözden çıkarıldı. Ne olacak değil. Falcao'nun şu andaki durumu eğer o 5 milyon euronun gözüken resmi rakamın bir kısmını veren olsa Galatasaray bundan kurtulacak. Çünkü Galatasaray'ın şu andaki en büyük şeyi maaş yükü. Neden biz hep bahsediyoruz maaşları aşağı çekildi diye? Falcao ile Fegüli'yi gözden çıkardın. Eğer resmi olarak elden çıkarırsan Galatasaray'ın maaş ortalaması 25-30 milyon eurolara düşecek. Bir ara 60 milyon liralık oluyordu. 45'e çekildi. Şu anda bu rakam aşağı yukarı 25 liraya falan düşerse en düşük bütçeli takım Galatasaray olacak. Yani futbolcu maaşı üzerinde bakıldığı zaman.
Bunlar hesaplanıyor. Bir taraftan da transferler. Hala baktığımız zaman Morata'nın transferi için girişimler var. Şöyle Galatasaray o transferde Bekali'nin işte bitti, bitiyor denilirken bir taraftan da hala 10 numara adaylar arasında Maraton da var. Fernandez için hala beklemede. Halil, Fatih Hoca'nın istediği bir oyuncu. O konuda da Sayın Burak Elmas çalışmalarını sürdürüyor. Burak Elmas'ın kendi ifadesi. Bizden duyacağınız sözlerinden, biz çünkü bizzat ben ilgilenirim bu transferlerle. Evet, görüşmeleri ben yapıyorum. Evet, nasıl Sayın Ahmet Nurçebi en son hep diyoruz ki bu transferde noktayı koyuyor. Ahmet Ağolsa, Burak Elmas da burada görüşmeleri ben yapıyorum. Özellikle Bekali ve Morata'nın transferin girişimlerinin, isimlerinin konuşulması halinde Burak Elmas ve Fatih Terim bu konuda çok net konuşmuşlardı. Şu anda yeniden gündemde ama Galatasaray'ın istediği şartlarda. Bir hareketlilik var. Fakat yarın sabah çok erken saatlerde gidecekler. Herhalde 5-5.30 gibi yola çıkacaklar. Uçakları çünkü 7.30-8 gibi. Uzun bir yolculuk. Ertesi gün zorlu bir maç. Zorlu diyorum çünkü ilk maçın vermiş olduğu bir dezavantaj var. Sonrasında 17-18 günde 6 maç buraya geçmesi halinde. Zorlu bir süreç Galatasaray'ı bekliyor. Hazır olmayan futbolcular var. Şikeli abi merak ediyorum açıkçası. Şu ana kadar yapılan transferlerde herhalde en çok konuşulan, beklentisi en yüksek olan oyunculardan bir tanesi. Onu da herkes bekliyor benim gibi merakla. Hareketlilik devam edecek. Transfer yalnız herhalde 7-50'ye kadar yine alışık olduğumuz şey yine sürecek. Yine motosikletlerle falan artık transfer takibi olacak herhalde. Evet. Yani. Peki.